denizde gemilerin mi battı kız? Ne dalmışsın öyle? Hiç. Hiç dediğin de içeride, aynı senin gibi. Ne o, kavga mı ettiniz yoksa? Sorma Allah sen Kazım abi. Vay. Dert dediğin konuşa konuşa tükenir kızım. Üzme tatlı canını. Sevmek senin de hakkın. Sen ne sevmek hakkından bahsediyorsun Kazım abi? Sevmek haram bana, o da sevmiyor işte. Zorla güzellik olmuyor. Sen onu seviyorsun ama. Oh, hem de nasıl! Deliler gibi. Ölesiye seviyorum. Aşk dediğin de ölesiye olur zaten. Seninki gibi geberircesine. Ama benimki kahretti beni, bitirdi. Şu içim, şu yüreğim var ya Kazım abi, yanıyor. Eridiğimi hissediyorum vallahi. Ağlama boş yere. Ömer layık bu sevgine, melaike gibi çocuk. Beni biraz sevseydi de melaike olmasaydı keşke. Daha nasıl sevsin ya? Zavallı, aşktan şaşkına döndü çocuk. Beni kandırmak için söylüyorsun, biliyorum. Yok yahu, bakma feleğimiz morarmış, aşka meşke yan çizmişiz. Ama çakarım gönül davalarından. İnan seni seviyor Fosforlu, çok seviyor, eşekler gibi. Hayır be Kazım abi, kendi ağzıyla söyledi beni sevmediğini. Dostmuşuz, arkadaşmışız. Of, onlar işin raconu be kızım. İşin aslını ne biliyor musun? Hı? Gözleri. Kör ya zavallı. Kendisini sana layık görmüyor. Ah, gözleri bir görmüş olsa. Daha kötü. Beni görünce hiç beğenmez belki de. Hadi be, beğenmezmiş. Aynaya dargın mısın sen kız? Hem o başka dünyanın insanı. Bir gün kendi alemine dönerse... Onun alemi sensin, bana sor. Keşke açıkça konuşmasaydık. Oh, ne güzel rüyada gibi aldatıyordum kendimi onun yanında. Korkma, ömür boyu sürecek rüyan. Hem de gerçek olarak. İnan bana, hayatta ölmeden evvel arzu ettiğim tek şey... ...seni gelinlik içinde görmek. Hadi hayırlı geceler. Kazım abi! Yavrum! Abdullah'ı yarattı. Ah, kral bir rüya gördüm. Hayırdır inşallah. Gelin olmuşum. Damat Abdullah mıydı? Hadi be sen de, Ömer'di. Ha. Gözleri de açılmıştı. Rüyada gelinlik görmek iyidir abla. Belki Ömer abinin gözleri sahiden açılır. Var bunda bir hayır. Vallahi de var, billahi de var. Bu rüya Allah'ın gönderdiği bir haber. Ömer'i doktora götürsek ha Kazım abi, ne dersin? Ben ne diyeyim, kendi desin, bak burada. Hah, tamam. Ömer, gözlerini bir doktora göstermeyi düşündük. Teşekkür ederim ilginize ama benim gözlerim iyileşmez, doktorlar... Doktorlardan büyük Allah var. Bir rüya gördüm seninle ilgili. Hayra yordu, kırma bizi ha? Peki ama boşuna umutlanıyorsunuz. Başınızda bir yara izi var. Bu ne zaman oldu? Hatırlamıyorum. O halde bir kazaydı. Olabilir Hatırlamıyorum efendim. Peki, çocukluğunuzu anlatın. Onu da hatırlamıyorum. Bütün hatırladığım bana bastonla yürümesini öğretmeleridir. Körlerin gözleri bastonlarıdır. Adımlarını açma, dikkat et diyorlardı. Hepsi bu. Anlıyorum. Hastanız hatırlayamadığı kaza sonucu hem gözlerini hem de hafızasını kaybetmiş. Yapacağımız ameliyatla belki hafızasını da kazanacak. Yani görebilecek mi? Evet. Ameliyatı için ne lazımsa yapalım. Mazisini hatırlayınca bizi tanımayacak, bizi unutacak bile olsa. Ben de unutmaya çalışırım. Yeter ki o ışığa kavuşsun. Bu ameliyat için ne kadar para lazım doktor bey? Ameliyatı para almadan yapacağım. Siz sadece hastane ve bakım ücretlerini temin edin, yeter. Teşekkür ederiz. Ne kadar tutar? 3.000 lira kadar. Ya... Arkadaş için 3.000 liranın lafı mı olur? Yatırıyoruz hastamızı. Ben de elimden geleni yapacağım. Teşekkür ederiz. Hele bilakis insaniyetinize teşekkür ederiz. Sen misin Fosforlu? Evet, benim Ömer. Gidiyor muyuz? Sen kalıyorsun. Sevineceğim bir haberim var. Gözlerin açılacak. Demek seni görebileceğim. Ah, inşallah. Demek artık gözlerin içine baka baka seni ne kadar sevdiğimi söyleyebileceğim. Kör bakışlarımı kaçırmadan, yalan sözler aramadan bütün aşkımı anlatabileceğim. Ah, saadetten ölebilirim Ömer. Öyleyse bana olan sevgin dostça, kardeşçe değildi. Evet yavrum. Seni karanlık dünyama ortak etmemek için yalan söyledim. Yoksa seni ilk hissettiğim günden beri aşkların en güzelini yaşıyorum. Ah Ömer'im, ah Ömer'im.